Merhaba arkadaşlar, yine sizlerle birlikteyiz. Ben Okan Yüksel ve Yakup Bayram amcamla tekrar bir avcı yolculuğuna gidiyoruz. Sabahleyin yola çıktık bakalım. Nasıl geçer bilmiyoruz. Şu an bir şarkı çalıyor. İbrahim Tatlıses'ten Gelmezsen Gelme. Bu bizden bütün sazan arkadaşlara gitsin. Gelmezlerse gelmesinler, hiç önemli değil. Bizim amacımız güzel doğa, su, tabiat. Yani bizim ilk amacımız bu zaten. Yani gelmezse gelmesinler, no sıkıntı, ondan yana bir sıkıntı yok. Buradan şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Gittiğimiz yeri söylemiyorum, bundan sonra da söylemeyeceğim. Bazı grup yöneticilerim dedi, yerleri belirtmeyin dedi. O yüzden belirtmiyoruz nereye gittiğimizi. Bakalım, inşallah güzel bir yol olur. Size güzel güzel videolar izletmek istiyoruz arkadaşlar. Güzel güzel salımlar izletmek istiyoruz. Eğer bir şöyle çok büyük bir balık tutarsak onu da salmayı düşünüyoruz bugün. Çünkü artık sezon bitiyor. Bir dönem sonra bunlar biliyorsunuz avrıya atacaklar. Bakalım. Avımız devam ediyor. Yakup amcaya söylemek istediğim bir şey var mı arkadaşlara? Herkese selam. Herkese selam gönderiyor Yakup amcam da. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bugünkü avlamızda bol bol kerevit vardı arkadaşlar. Şimdi size bir tanesini göstereceğim. Biliyorsunuz şöyle göstereyim. Bu kerevit. Yani bizim de başlı düşmanlarımızdan biri. Balığı sokturmuyor kesinlikle yem kısmına. Bayağı yakaladık bunlardan. Şöyle kovamızı da göstereyim. Bunun içinde de var. Şöyle istersem. Şu an 4-5 tane bir kerevitimiz var. Normal olaraktan küçük sazanlar tuttuk. Tekrar onları geri salacağız. Onları da göstereceğim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunun için aldım bugün. Yaşatmak istedim bunları. Ya pek güzel bir av geçmedi. Zaten günde yavaş yavaş batıyor. Küçük balıkları salacağız. Bir de İsraillerimiz var. İsraillerle normal sazanları göstereceğiz. Arasındaki farkı göstereceğiz. O şekilde de avımızı bitireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi size çok küçük bir sazanı göstereceğim. Sonra da İsrail göstereceğim. Öncelikle şöyle bakıyorsunuz. Bakın balığın bir bıyığı var. Ufacık bir bıyığı var. Bakın sazanı görüyor musunuz arkadaşlar? Çok ufak bir sazan. Yani 50 gram bir sazan. Onu hemen ben bir şöyle suya salıyorum onu arkadaşlar. Bu da bizim İsrail'imiz. Yani hiç sevmediğimiz bir balık. Burada tabii salımlar yapacağım ben arkadaşlar. Şimdi göstereceğim. Şu balığımız bakın. Bu da sazan. Görüyorsunuz. Şöyle göstereyim size. Bıyığımız var. Hemen salıyoruz bu balığımızla. Evet şuna bakıyoruz. Bu İsrail. İsrail alıyoruz. Biraz şöyle suya doğru göstersene. Evet şimdi bakalım. Bu balığımız. Bakın bu balığımız da sazan. Bunu da salıyoruz arkadaşlar. Şöyle salıyoruz. Bu nedir? Bu bir İsrail. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bıyığı yok. Yani küçükten göstermem. Min amacı en küçükte bile sazanın şey var, bıyık var. Ama bakın İsraillerde yok bıyık. Şöyle yakınlaştırıyorum. Bakın bunlarda bıyık yok. Bunlar İsrail. İsrailleri salmıyoruz. Burada var bir tane İsrail. Onu da salmıyoruz. İsraillerin hepsini buraya atıyorum arkadaşlar. Şimdi de diğer sazanları salacağım. Ufak sazanları. Aslında bu sazanları direkt salmamız gerekiyor. Lakin çok şey olduğu için şöyle söyleyeyim. Çok küçükler ve çok sık geliyorlar. O yüzden salamadık. Yalnız bizim bunları salma gibi imkanımız olmayacak. O yüzden ben şöyle hafiften devireceğim arkadaşlar. Hop bakıyoruz. Evet bakın. Görüyor musunuz gelen balıkları? Bu da bir bakalım. Evet. Şu, çok ufak bir bıyığı var. Kenarda görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da bir şey. Düz bir sazan. Hemen bunun iadesini yapıyorum. Sokuyorum. Bakalım buraya. Çok küçük sazanlar çıktı bugün. Arkadaşlar bunları ben direkt böyle salacağım. Evet. Bunlar çıkamayanlar. Çıkar aslında. Çevir. Bakalım buna bakalım. Hemen. Tabii. Bakın görüyorsunuz. Kenarda bir bıyık var. Hemen bunu da salıyoruz. Bakalım ufaklığımıza. Bakalım. Bunda da bir bıyık var arkadaşlar. Bunu da salıyoruz. Sazanlarımızın hepsini saldık. Sadece İsrailleri aldık. Şimdi ise arkadaşlar ben size kerevitlerimizi göstereceğim. Kerevit tuttuk. Kerevitleri de birisinin ricası üzerine kerevitleri alacağız. Yani bugün bol bol kerevit tuttuk. Şöyle gösterelim kerevitlerimizi. Gel bakalım canım sen. Evet çok fenalar yalnız. Çok da güçlüler. Evet buradan girer mi?
biraz zor girer ama yapacak bir şey yok canım. Hadi bir içeri. Evet. Evet. Ellerine. Evet. Yalnız çok fenalar ha. Onu da söyleyeyim. Yani bakın taşı nasıl tutuyor. Şöyle de göstereyim. Eğer bu kerevete bir yerini ısıtırsanız kesinlikle koparır. Yani o derece çok sert çekiyorlar. Bu kerevitlerimizi hemen aldık. Şöyle. Kerevitler suda yeter. Suda yaşar arkadaşlar. O yüzden onların sularını tamamlayayım. Evet. Bunları götüreceğiz. Kerevitleri. Evet. Avımız böyleydi bugünkü arkadaşlar. Düz sazan almadık hiç. Bir iki tane kaçırdık. Güzel kaçırdık. Bir iki kiloluk. Tutarken de çekemedik zaten. Bugün de iki kişiydik. Şöyle göstereyim kendimizi. Ben ve Yakup amcam bol bol kerevit tuttuk bugün. İsrail sazanı tuttuk. İsrail sazanlarını alacağız. Aslında çok da lezzetli bir balık değil ama güzelce kesildiği zaman biraz lezzetli olabiliyor. İsrail'de diyeceğiz. Sazanlarımızı saldık. Avımız böyle geçti bugün. Buradan herkese çok selamlar. Yakup amca, söylemek istediğim bir şeyler var mı arkadaşlara? Hoşça kalın. Herkese selam. Hoşça kalın. Herkese selam arkadaşlar. Ben tekrar şunu yineleyeyim arkadaşlar. Beğeni, paylaşım ve grup yöneticilerine gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Hepiniz var olun. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyoruz. Bir merhaba diyoruz. Hepinize rastgele iyi avlar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, size kerevit hakkında biraz bilgiler vereceğim arkadaşlar. Şimdi resimde gördüğünüz şöyle kocaman olan kerevit, onun ismi Balaban. O 15-20 santim büyüklüğünde ve 25 dakika kaynaması gerekiyor sıcak suda hazırlanırken. Diğerlerinin 20 dakika kaynaması yeterli. Kereviti böyle pişiriyoruz arkadaşlar. Sıcak suya atıyoruz ve kaynıyor 20-25 dakika. Ondan sonra gördüğünüz gibi kırmızı turuncu bir şekil oluyor. Evet, tabii ki kerevitleri soymak gerekiyor. Kolları ve sadece üst kısmından bir et çıkıyor. Bembeyaz lök bir et arkadaşlar. Ve de et çıktıktan sonraki kerevitin hallerini de şu an resimlerden görebilirsiniz. Kerevitte B1, B2, D ve yüksek derecede protein. Ayrıca yüksek derecede fosfora sahip bir besin. Yani kerevit gerçekten güzel bir besin arkadaşlar. Özellikle şunu belirteyim, yani görürsünüz reklamlarda, bir sürü reklam vardır. Özellikle cinselliği arttıran şu işte, yok ayı boyan, yok falan filan. İlla ki duymuşsunuzdur radyo reklamlarında daha çok bunları. Ama gerçekten kerevit cinselliği gerçekten tetikleyen, çok iyi bir tetikleyen besin kaynağı. Zaten beyaz lök bir et. Pişirdiğiniz zaman da anlayacaksanız bence kesinlikle tüketmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Ayrıca kerevit hakkında sunumu için gördüğünüz gibi artık damak tadınıza ne uygun oluyorsa ona göre kendinize göre servis yapabilirsiniz. Zeytinyağı ile süslendirebilirsiniz, limon sıkabilirsiniz. Gerçekten güzel bir kaynağı arkadaşlar. Artık videolarımın sonunda buna benzer faydalı bilgiler de vermeye çalışacağım arkadaşlar sizlere. Diğer videomda bir video daha çekeceğim. Onda da sazan balığının, İsrail sazanının nasıl yapılacağını ve nasıl pişirileceğini, nasıl lezzetli bir şekilde olabileceğini anlatacağım sizlere arkadaşlar. Diğer videomu izlemek için takipte kalın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Paylaşım, beğeni ve reklamlara tıkladığınız için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Şimdi sizi biraz doğa resimleriyle baş başa bırakacağım. Buradan herkese selamlar. Grup yöneticilerine ayrıdan selamlar arkadaşlar.